Her zaman alışkın olduğunuz şekilde farklı başlayalım istedim. Dürbününü sıfırladım. 1-2-25 metre atışı yapayım. Sonra ana videoya geçeriz. Şarjörü de atayım da içimde kalmasın. Neredesin hedef? Ya bu kadar rahatsız bir pozisyonda oturuyoruz arkadaşlar. Şarjörü çıkart. Emniyeti al. Hemen parmak burada. Mesafe 25 metre. İyi ki de hedef kameramız çekmiş. Başlayalım. Şöyle koyalım. Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer ürün inceleme ve test videomuzda daha aramıza hoş geldiniz. Bu sefer başlangıcı biraz farklı yaptık. Atışlardan sonra tanıtıma geçelim. Efendim bugün sizlere tanıtacağımız ve inceleyeceğimiz model Türkbol. Uzun süredir aslında piyasada olan bu model şu anda 6.35 kalibresiyle bizlerin elinde ve sizler için bunu test etmeye çalışacağız. Dürbün hakkında sık sık bazı ufak tefek eleştiriler geliyor haklı olarak. Silahın yanında verilmiş olan dürbünle testi yapsanız diye. Arkadaşlar test için gelen silahların yanında bizim için herhangi bir dürbün gelmiyor. O nedenle kendi imkanlarımızla temin ettiğimiz dürbünleri kullanıyoruz. Fakat bu dürbünler de yine bazı arkadaşlarım haklı olarak sitem ettiler. Yüksek fiyatlı dürbünleri herkesin alma imkanı yok. Daha makul fiyatlı dürbünlerle bir inceleme yaparsanız daha güzel olur diye. Değiştirdim. Şu anda Hawke ya da Barska kullanmıyorum. Türkbol için Vector Optics'in bir modelini temin ettik. Vector Optics Sentinel 6.24.50. Evet, bir Optima kadar, Tasco kadar çok uygun fiyatlı değil. Ama bu da genelde atıcılar arkadaşlarımızın, PCPG arkadaşlarımızın sık tercih ettiği modellerden, markalardan bir tanesi. Bir de bunu deneyelim. Efendim, elimizdeki... Benim yüzümü biraz kapatsın. Cerakot kaplamalı bir model ve tüp Luxfer. Bildiğiniz gibi Türkbol bullpup yapısında bir yarı otomatik. Silahın toplam uzunluğu 78 santim. Silahta hava, şarjör vesaire yokken, 100 bar hava varken ve dürbün yokken 4660 gram tam dolu tüp artı 3 şarjör, onları da göstereceğim, artı dürbünle beraber 5740 gram ağırlığına ulaşıyor. Sizlere şöyle bir göstermeye çalışayım. Kameradan net seçilir mi bilmiyorum. Şurada her iki tarafta da yedek şarjörleri koyabileceğiniz kısım var. Ayarlanabilir bir yanaklık yükseltme modeli var. Bullpup, namlu, ceket kaplamalı. 500 cc'lik Luxfer tüpe sahip. Dolum ucu gördüğünüz şekilde. Kabze oldukça güzel, rahat ele alınıyor. Ve emniyet, şöyle biraz daha yaklaşırsam, şu kısımda tek parmağınızda rahatlıkla hareket ettirebileceğiniz şekilde. Türkbol'un kompakt yapıda olması ayakta da atış denenebileceğini ve onda da rahat yapılabileceğini de aynı zamanda düşündürüyor. Yine tabi alt tarafta askı kayış için aparatları isterseniz omzunuza takıp gidebilirsiniz. Ve şurada küçük bir plastik
Dikkatini ray sistem mevcut. Bar göstergesi şurada gördüğünüz kısımda. Bu biraz karanlıkta kalıyor. Birazcık okuması zor olabiliyor. Onun dışında bir mahsuru yok. Bullpup olduğu için ayarlamalarınızda dürbün raylarını monte edeceğiniz ayakları ona göre toparlamanız lazım. Çünkü normal modellerde atış kısmı biraz daha, yani şarjör kısmı az daha ileride ve iki parçayı ayrı ayrı monte ediyorsunuz. Bullpup'ta tek parça dürbün ayağı da tercih edebilirsiniz. Yine iki parça dürbün ayağı da tercih edebilirsiniz. Kapağını açalım. Şu şekilde ayaktan da nişan alınabilecek seviyede. Tam dolum ile kaç atış yapıyor? Bu bizi bayağı bir şaşırttı. Bununla ilgili olarak tabloyu devamında veriyorum. Oldukça stabil, düzgün atışlar yapılabiliyor. Yarı otomatik olması hasebiyle hedeften gözünüzü ayırmadan, kurma koluyla uğraşmadan arka arkasına 10 adet atış yapabiliyorsunuz. Şarjörlerini de birazdan yine gösteririz. Yeni nesil indeksli şarjörlerden. O zaman daha fazla konuşmadan testlerimize başlayalım. 1, 2, Ödüyorsun abi, nasıl uğraşıyoruz? Misafirlerimiz çoğaldı. Herkes kendi işine bakıyor. Biz de aradan testimize devam edelim. Birinci olarak JSB Exact King 25.39 grain. Silah 250 bara kadar dolduruldu. Şapkayı çıkaralım. Pelletleri bu sefer seçmeden attım. Bak, aha Yusuf hocam da burada. Pelletler pahalandı. Seçip atarsak yarısını atmamız gerekiyor. Boris çekil oradan. Murat, Boris'i bir çağırsana, vurulacak hayvan. Gel lan buraya, Boris. Ufak bir teknik aksaklıktan sonra atışlara devam ediyoruz. Boris engeline takıldı. Evet, vallahi tam öyle oldu. Kaçan pellet var. İkinci pellete geçelim. Dediğimiz gibi pelletleri kutudan bu sefer seçmeden attık. Şimdi de JSB Exact King Heavy 33.95. Heavy'liğini gösterdi yine. Aynı 5.5'ta olduğu gibi, en çok tercih edilen Exact Jumbo Heavy olduğu gibi, Exact King Heavy de şu anda 700 FPS'nin altındaki hızlara rağmen stabilite ve hemen hemen tek delik oluşturmasıyla bunda da güzel bir netice verdi. O zaman sıradakinden devam edeceğiz. Önce bir hava basayım, sonra devam edelim. Yusuf hocam şöyle tutar mısın? Madem ki misafirlerimiz var, yardımcı oluyorlar. Çalışalım. 25-39 ile düzgün pelletler atıldığında nasıl grupman olduğunu ilk atışlarda gördünüz. Sonrasında tekrar kronisiz olarak grupman çalışması yaparız. Şimdi de Airarms Diabolo File 25.4 grey. 33.95'ler biraz daha uzun. Pellete neredeyse, şarjöre neredeyse silme giriyor. Ona dikkat edelim. Evet.
burada Eğrenimizin pelletinde Namlı'ya bir tane pellet sürmesinde sıkıntı oluşturdu. Pellet kaynaklı. Diğerlerinde oluşan bir şey yok. Bunu bir boşa atayım. Şu kalan pellete bakalım. Pellet bozulmuş. Muhtemelen grubanda farklı bir netice verecek ama yine de gösterelim. Diğer pelletler çok güzel gidiyordu halbuki. Evet, hafif aşağı kaçtı bu. Sıradaki pelletimiz Benjamin. Grain Rain yazmıyor. Çok saçma bir yere gitti. Yusuf hocam bu çizgi çekti ya. Görüyorum hocam. Görüyorsun değil mi? Evet. Yani bu da gösteriyor ki pelletin markası ya da ne kadar pahalı olduğundan ziyade silahınızla ne kadar uyumlu olduğu önemli. Şimdi son pellet olarak FX'i de atalım. Bu da 27.8 grain. Öyle mi? Benzer. Yazmıyor. Nasıl? Onu sen biliyorsun. Biz bilmiyoruz. 27.8 grain. Sıradaki pelletimizde FX'in 25.4 grain. Pelletler neredeyse birbirleriyle aynı ağırlıklara sahip olmasına rağmen kullanılan kurşun, yumuşaklıkları, eteklerinin düzgünlükleri hepsi birbirinden farklı. O nedenle zaten sizler için bu testleri yapıyoruz ki silahla mümkün olduğunca en uyumlu pelleti bulalım. Sizler de rahat rahat atışlarınızı yapın. Geldi mi Boris? Gel. Oho, sen nerelerden gelmiş? Sağ ol. İyi, aman Allah kızsın. Özür diliyorum. Hedefi mundar eden bir şey yok. Orada sinek varmış hocam. Sinek ya. Vallahi sinek, kara sinek duruyor orada. Ben o sineği vururdum da neyse canlıya atmıyor. Onun için sinek vurmayacağım. Değiştirdik. Sol alttaki hedefe atıyoruz. Ha, sinek de uçtu zaten. Çek al. Çek al sola. Aradan çek al. Oradaki şey mi? Onun şeyini niye söktün? Bak kirli. Niye söktün? Onunla vardı. Ve dahi FX'in atışları da biter. Hedef kağıdını yenileyeceğim. Önce size bir mesafe göstereyim. Bak. 25 metre devam. Kronilerin ve grupmanların 25 metre için son kısmına geçiyoruz. HN serisinden iki pellet deneyeceğim. Şimdi HN Hornet falan da var ama yeni nesil indeksli şarjör olduğu için şarjörün içerisinde sıkışma yapabilir diye onlardan çok kullanmıyorum. İlk olarak HN Barracuda 30.86 grain. Biraz ağır bir pellet, düşmesi olacaktır. Yine kontrol etmekte fayda var. Silah 250 bara doldurulmuş durumda. Sıradaki Barracuda Hunter Extreme 28.40 grain. Bakalım bundan netice ne olacak. Ve klik.
Bir de yerli üretim pelletimize bakalım. Spot on Ghost 32 grey. Yok yok. Yok yok aşam yok. Tutuyoruz gel gel. Yok burada ya herkes öyle her şey geliyor. Sıkıntı yok yani. Tamam hocam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sen burada at biraz da biz tabanca atar. Amanın. Yine bu spotonu bayiden Yusuf hocamdan gittim aldım. Evet, spoton pelletler üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Daha iyi yerlere inşallah gelecektir. Ama şu anda standart şekilde aldığım, bayimizden aldığımız pellet neticesi bu şekilde. Sizlere hedefi bir gösterelim. 25 metrede kroni grupman bu kadar. 25-39'da birkaç grupman daha deneyeceğim. Efendim şurası 25 metremiz. Mesafeler adımla veya başka şekillerde değil, bizzat Hawke rangefinder'la artı şerit metreyle ölçülerek sizlere söyleniyor. Kroni ölçümlerimizi yaptık. Grupmanları da iyi kötü gösterdik. Dediğimiz gibi pelletleri seçmeden atıyoruz şu an için. Ne varsa onu kullanmak lazım. 25 metreden bir de kronisiz olarak birkaç atış yapalım. Daha önceki videolarımızda söylediğimiz gibi en iyi atışını da ortalama atışında sizlere göstermek adına farklı atışlar sergilemeye devam ediyoruz. Sanırım en düzgün grupmanlarından biri bu oldu. Mesafeyi göstereyim size. 25 metreyi de böylece bir kez daha gözden geçirmiş olalım. Bir de 50'ye bakalım. Sizler için bir de 50 metre atışlarını bir kontrol etmek isterim. İlk olarak pelletimiz 25-39 grey. Hiç de beklemeden oldukça seri bir şekilde yapılan atışlardan ben şahsım adına gayet memnunum. Şimdi mesafeyi göstereyim. ...50 metre değerli dostlar. Hedefi değiştirelim. 25-39'da böyleyse 33-95'de nasıl olacak ona bakalım. Geliyorum ben. Sırada 33-95, mesafe 50 metre. Sonuncu hafif sağa kaçan benden kaynaklandı. Mesafeyi gösteriyorum, 50 metre.
adım olarak değil dediğimiz gibi. Bu kısım şöyle daha da yakından göstereyim. Evet. 50 metre atışlarımız da bu şekilde. Dediğimiz gibi daha uygun zamanlarda üst mesafeleri illaki sizler için denemeye çalışacağız. Aklımda olan son bir şey daha var. Bir de ona bakalım. Bayağı yoruldum. Azıcık gıda takviyesi yapalım. Tek başına zor oluyor ya. Güzel bir küçük hedefimiz var. Bir yarı otomatiğin avantajını kullanalım. Seri halde bir atış yapmaya çalışalım. Birkaç şarjör doldurdum bakalım. Birinci şarjör bitti. O zaman hemen ikiye geçelim. Yine seri atışlara geçelim. Kameraları tek başıma da olsa ayarladım çok şükür. Efendim, su şişesi. Bakalım seri halde nasıl vurulacak. Bence gayet güzel. İkincisine geçeyim. Bir de onu vuralım. Evet, ikincisini ayarladık. Hop. Charger 2. Atışa başlıyorum. Ana, hedef gözden kayboldu. Bu da farklı bir atış olsun. Seri atışlara örnek olması açısından. Değerli dostlar, geldik bir diğer testimizin daha şimdilik sonuna. Yer problemimiz halen net olarak çözülmediği için uzun mesafe atışlarını henüz yapmadık. Ama ben de merak etmiyor değilim bu canavar 100 metre, 150 metre gibi mesafelerde nasıl bir netice verecek. Efendim, Türk Bull 635.
Yarı otomatik olmasının verdiği avantajla hedeften gözünüzü ayırmadan seri halde, seri şekilde atışlar yapabiliyorsunuz. 50 metre gibi mesafede isabeti oldukça tatmin edici. 25'te zaten pek affetmiyor. Pelletlerle ilgili standardın dışında olmadığı sürece oldukça güzel neticeler verdi. Umuyoruz testimizi beğenmişsinizdir. Bizleri takipte kalın. Yeni ürünlerle, yeni ürün olmazsa eski ürünlerin yeni videolarıyla, yeni testlerle elimizden geldiğince sizlere farklı videolarla ulaşmaya devam edeceğiz. İmkanlarımız el verdiği sürece. Takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Facebook'tan Şen Kardeşler sayfasından da bizleri izlemeye devam edebilirsiniz. İnternet sitemiz henüz halen tam aktif değil ama o da aktif olacak. Oraya da göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.